Sevgili izleyenlerimiz, hepinize günaydın. Yeni bir hafta, yeni bir gün ve tabii hayatın içerisinde her ne var ise sosyal medyadan, Güne Bakan Hakan'dan selamlar, sevgiler. Şu şehre dair, hayata dair paylaşımlarla yine karşınızdayız. Gelişmeler efendim bizimle takip etmek adına sizler de sosyal medya ekranları karşısına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gündemde, hayatta her ne varsa elimizden geldiği kadar şu dakika itibariyle sizlere aktarmaya başlayacağız. Gelişen ve gelişmekte olan haber başlıklarını elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar efendim, bakış açımızla, sizlerden de gelecek olan mesajlarla tabii ki gündeme taşımaya çalışacağız. 5 Ekim 2020 sevgili izleyenlerimiz, günlerden pazartesi. Ekim ayına girdik. Artık yaprakların da rengi değişmeye başlıyor. Şu yeşil yapraklar sararmaya başlayacak. Artık dallardan aşağıya dökülmeye başlayacak. Yani sonbaharın hüznü içerisindeyiz ama hüznümüz olmasın, neşemiz, kahkahamız bol olsun diyoruz. Koronavirüs salgınıyla tüm dünyayla birlikte ülkemizde tabii ki biz bu yönde tedbirler eşliğinde mücadele sürüyor. Hayatlarını kaybedenler oluyor. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Hasta olanlar ise geçmiş olsun dileklerimizi buradan efendim iletelim onlara da. Biz efendim gündemdeki konu ve gelişmelere hep birlikte bakmaya başlayalım. Esnaflarımıza hayırlı işler dileklerimizi iletiyoruz. TASAŞ Alüminyum ve Akınay Kuruyemiş'e selamlar, sevgiler gönderirken yine tabii bizleri iletişim konusunda destekleyen Teknoşim mağazasına da selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Teknoşim mağazasına da hayırlı işler dileklerimizi ileterek gündemdeki konu başlıklarını şöyle bir gözden geçireceğiz. Evet, bol kazançlı bir gün olsun diyoruz. Tabii ki kurdaki yükselişler, altın, dolar vesaire, vatandaşlar ve tabii esnaflar bu yönde ekonomik olarak gelecek günleri ne getireceği konusunda çoğu zaman sohbetler bu yönde oluyor. Temennimiz tabii ki bu zor günlerinde üstesinden geleceğimiz ve bunları tabii ki bir arada dayanışma içerisinde güçlü bir şekilde çıkacağımıza inanıyoruz. Yine tabii esnaflarımızın geçmiş aylarda koronavirüs salgını döneminde devletimizin vermiş olduğu kredilerin Ekim aylarında ödeme günleri de tabii ki şu anda o dönem içerisindeyiz. İnşallah sağlıklı bir şekilde o çekilen can suyu kredilerini de sağlıklı bir şekilde öderler diye temenni ediyoruz. Çünkü şu anda tabii esnaflarımız salgından dolayı geçmiş yıllardaki işleri kadar iş yapamıyorlar. Kiralar, vergiler, işte SSK, prim borçları vesaire hepsi vatandaş ve esnaf için tabii ki bu zor günler gerçekten geçecek diye temenni ediyoruz. Ama sağlık anlamında iyi olmamız gerekiyor. Kendimizi korumamız, kollamamamız gerekiyor. Neden? Çünkü bu hastalığın pençesine düştüğümüz anda hem işlerimizden aksayabiliyoruz, hem işte hayatımızdaki bir anda bakabiliyoruz ve hayatımız bir anda uçup gidebiliyor. Yani virüsün kimde, ne şekilde vücuduna etki yapacağı şu anda tam anlamıyla bilmiyor. Herkes de farklı bir şekilde semptomlar yaşıyor. Hani ben de atlattım geçtiğimiz haftalarda ama çok ağır değil. Hani bu tekrar olmayacak anlamına da gelmiyor. Maskeyi, mesafeyi, hijyen, temizlik, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen şöyle bir efendim bakalım, manşetlere de geçeceğiz ilerleyen dakikalarda, gazetelere de bakacağız ama tabloyu bir ekranlarınıza getirelim. İşte günün tablosu. Artık tablo baka baka bu tablolara gerçekten ne olacak diye kendi kendimize soruyoruz. 4 Ekim tablosunu şu anda ekranlarınıza getirdik. Koronavirüs Türkiye tablosunu şu anda sizlerle paylaşıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Görmüş olduğunuz gibi rakamlar, test sayısını öncelikle bakalım. Dediğimiz gibi artık test sayıları 100 binlerin üzerinde. 104.404 kişiye yapılan test rakamları bu yönde. Ve hasta sayısına baktığımız zaman, hani bir de hasta sayısı, evdekiyle hastanedeki artık bunlar bir arada söylenmediği de kamuoyunda bakan tarafından paylaşıldı geçtiğimiz günlerde. 1429 kişi sevgili izleyenlerimiz hasta sayısı olarak geçiyor. Tabii Türkiye nüfusuna vurduğumuz zaman hani sayı biraz az geliyor ama evde pozitif vaka olarak kendini izole eden vatandaşlarımız bu rakamlar içerisinde değil. Hani onu öncelikle de hatırlatalım. Bakan da zaten bu yönde bu açıklamaları yaptı. İlk günden itibaren tablodaki belirsizlikler üzerine çok defa gündeme konuşmalar gelmişti. Artık o belirsizlikler de yavaş yavaş
çözüldü. Temennimiz tabii ki daha sağlıklı, daha güzel bir şekilde bu tablonun işleyebilmesi efendim. Hayatlarını kaybedenlere bakıyoruz. 57 kişi. Tabii bunlarla da ilgili sevgili izleyenlerimiz açıklamalar gündeme düştü. İşte koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı bu kadar az olamaz. İşte her ölene koronavirüs yazılıyor mu, yazılmıyor mu veya da kalpten gitti veya da hastalık neydi vesaire. Bunlar da yine tabii çok fazla gündemde tartışılan konulardı. Ama 57 rakam işte tabloda gördüğünüz gibi ekranlarınıza getirmiş olduk. Ve iyileşen hasta sayısı 1182 kişi sevgili izleyenlerimiz. İyileşen hasta sayısını da şu anda tablonun içerisinde görmektesiniz. İnşallah efendim tabii ki biz bu salgından hep birlikte mücadele içerisinde çıkacağımıza inanıyoruz. Yani dikkat etmemiz lazım. Dikkatli bir şekilde tabii ki bu salgının efendim üstesinden gelmek için temizliğe, hijyene, sosyal mesafeye hepsine güzel bir şekilde dikkat edeceğiz. İşte tablo bu yöndeydi. Sağlık Bakanlığı da bu yönde açıklamalar yapıyor, söylüyor, anlatıyor, ifade ediyor. Dikkat, dikkat, dikkat. Neye? Sosyal mesafe, maske, hijyen, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer edersek bu salgının üstesinden hep birlikte sağlıklı bir şekilde aşacağımızı, bu günleri hep birlikte daha güzel bir şekilde gelecek günlerde daha iyi yaşayacağımızın bir göstergesi sevgili izleyenlerimiz. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlık Bakanlığı da bu yönde ellerinden geldikleri kadar ne yapıyorlar? Kamu spotları gündeme taşıyorlar sevgili izleyenlerimiz. Ve bu tabii ki kamu spotlarında da vatandaşların bilgilendirilmesi için ünlü sanatçıları, ekranların sevilen isimlerini özellikle ekranlarda kamu spotu olarak paylaşıyorlar. Timuçin Esen, bakanlık tarafından koronavirüsle mücadele amacıyla yürütüldüğü kampanyada ikinci kez ekranlar karşısına çıktı. Ve ilkinde de tabii ki Timuçin Esen bir şekilde anlatmıştı ve yeniden Esen uyarıları sürecin özetinden hareketle yeniden gündeme bunları taşıdı. Maskeye, mesafeye, temizliğe, eğer istersek tedbirlerle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz şeklinde sosyal mesafeye dikkat edilmesi, işte bakan tarafından hazırlanan bir kamu spotu vardı. Timuçin Esen tekrar geçti ve hemen biz de efendim şimdi ekranlarınızda sizlere bir izletelim. En azından bilgilendirelim. Ne kadar çok hatırlatırsak, ne kadar çok söyler isek bu salgının üstesinden daha başarılı çıkacağımızı inanıyoruz. İşte kamu spotu. Koronavirüs salgını maalesef devam ediyor. Konunun uzmanları ilk günden beri virüsten nasıl korunacağımızı anlatmaya çalışıyor. Salgının ilk günlerinde biz de uygulanması gereken tedbirler konusunda uyarılarda bulunmuştuk. Bu uyarıları bazılarımız dikkate aldı, bazılarımızın umurunda bile olmadı. Kimileri de ilk aylarda titiz davrandı ama sonra tedbiri elden bıraktı. Aylarımıza mal olan bu çetin mücadelede rehavete kapılmak, onca emeği heba etmek demektir. Hatırlayın. Pandemi sadece bir kişiyle başladı. Bir kişinin bile tedbirsiz davranması ağır sonuçlar doğurabiliyor. Şimdi her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes koronavirüs hakkında her şeyi bildiğini düşünüyor. Bilgi kirliliğine kapılmayın. Maske, mesafe, temizlik. Koronavirüsten korunmak bu kadar basit. Koronavirüsü ciddiye almamız için illa bir yakınımızın hastalanması veya sokağımızda bir ambulans görmemiz mi gerek? Sosyal hayatımızla tedbirler arasında denge kurmanın bir yolunu bulmak zorundayız. Kendimizi kontrol edebilirsek vakaları da kontrol ederiz ve özlediğimiz hayata o kadar çabuk döneriz. Aksi takdirde kontrollü sosyal hayatla kazandığımız özgürlüklerin tamamını kaybedebiliriz. Maske, mesafe, temizlik. Bu üç tedbirde birleşelim. Bu salgının bize ve ülkemize nelere mal olacağını bilerek hareket edelim. Unutmayın, koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Duyduğunuz gibi, koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Bir kişiyle başladı. Evet, çok güzel anlatılmış gerçekten. Bakın, bir kişiyle başladı ve bir dokunuşla, bir bulaşla, bir hapşurmayla, bir temasla tüm dünyaya yayıldı. Ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Neye? Maskeye, mesafeye, hijyene. Bunlara dikkat ettiğimiz müddetçe inşallah herhangi bir şekilde rahatsızlık yaşamayız diyoruz. Ki yaşamayınız da hani ne kadar kendi adıma hafif atlattık desek de
Gerçekten sancılar, ağrılar bedendeki tabii ki fiziksel olarak bir hayli ağrı oluyor. Onu da söyleyeyim. Tad alma, koku alma vesaire bunlar bir süre hayatınızdan gidiyor. Yani yediğiniz yemeklerin, içtiğiniz suyun hiçbir şekilde tadını alamıyorsunuz. Yani kolonya döküyorsunuz veya parfüm kendinize işte kokusunu alamıyorsunuz. Bakın bunlar işte bu salgın içerisinde pozitif çıktığınız anda sonra bunun ilerisi nedir işte ciğerlere Allah göstermesin indiği anda bu sefer daha da feci bir şekilde sizi zorlu bir sürecin beklediği de gerçek oluyor. Hani ben sağlıklıyım, ben güçlüyüm, ben yiyorum, içiyorum, spor yapıyorum, bana bir şey olmaz gibi düşünceyle de sakın öyle bir rehavete kapılmayın. Bu virüs herkese bir şey yapabiliyor, herkese dokunabiliyor. Onun için dikkat etmek lazım, dikkatli olmak lazım. Dikkatli olduğumuz müddetçe de tabii ki bu salgının üstesinden hep birlikte geleceğimiz bir gerçek. İşte kamu spotları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanıyor, söyleniyor, ifade ediliyor. Biz de bunlar elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar sizlere duyurmaya çalışıyoruz. Amacımız nedir? Sizleri daha güzel bir şekilde bilgilendirmek, sizleri daha güzel bir şekilde hayata hazırlayabilmek sevgili izleyenlerimiz. O yüzden bizleri izleyenlerimizden ricamız lütfen çevrenizde dışarıda herhangi bir şekilde çok önemli bir işiniz yoksa dışarıya çıkmayın diyoruz. Veya da çok çabuk ve hızlı bir şekilde kalabalık alanlardan, kalabalık yerlerden daha fazla böyle uzak kalmanızı rica ediyoruz. Bunları başarabilirsek ki şayet o zaman biz bu işin üstesinden en sağlıklı bir şekilde geleceğimiz anlamına geliyor. Dikkat edeceğiz, dikkatli olacağız. Dikkatli olduğumuz müddetçe de tabii ki bu virüs bizi teğet geçer diye temenni ediyoruz. Ama yok dikkat etmezsek, rehavete kapılırsak vallahi gelir bulur yani. Benden söylemesi dikkatli olalım, dikkat edelim. Birbirimizi bu konuda uyaralım, hassas olalım. Hani hatırlatmalar, uyarmalar birlikte insanlara yapılıyor ve yapıldığı zaman da saygıyla dinleyelim. Eğer dinlemedikleri zaman da çirkin görüntüler, hoş olmayan kavgalar çıkıyor. Özellikle sağlık çalışanlarımıza bizim bu süreçte sahip çıkmamız gerekiyor sevgili izleyenlerimiz. Aman, aman, aman efendim, aman dikkatli olalım. Evet, bugün 5 Ekim dedik sevgili izleyenlerimiz ve 5 Ekim'de Milli Eğitim Bakanlığı bir hemen açıklama yaptı. Meslek liselerinde yüz yüze eğitim başladı sevgili izleyenlerimiz. Mesleki eğitimde yüz yüze ve uzaktan eğitimin detayları da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderildi. İl Milli Eğitim Müdürlükleri de bu yönde paylaşımlar yaptı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şıktan oluşan şu anda bir paylaşımı ekranlarınızda sizlerle paylaşmaktayız. Ve 31 Ağustos'ta başlayan online eğitim süreci biliyorsunuz EBA online üzerinden. Sonra dediler ki işte diğer görüntülü sistemler de kullanılabilir. Bu yönde serbestlik geldi. İnternet altyapısı sıkıntılı onu da söyleyelim. Yani işin gerçeği hala o süreç devam ediyor. Çünkü birçok yerden gelen bilgi de öğrencilerin bazıları girmekte zorlanıyor. Özellikle kırsal kesimde olan, internetin daha az çektiği yerlerde olan vatandaşlar bu yönde EBA'dan, internetten faydalanamıyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31'inde başladı ama tabii ki önce ana sınıflar, birinci sınıflar böyle aşamalı seyreltilmiş bir şekilde okula gitmeye başladılar. Şimdi ise Milli Eğitim Bakanlığı 81 vilayete genelge gönderdi ve mesleki alanda eğitim alan liselerin, veren liselerin daha doğrusu eğitimlerine başlama kararı alındı ve işte yüz yüze eğitim hakkında da son bilgiler gündeme düştü. Mesleki ve teknik anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinde yer alan ve dal derslerin uygulama kazanımları 5 Ekim'den itibaren yüz yüze eğitimle verilecek. Yani uygulamalı olan dersler öğrencilere meslek liselerinde yüz yüze bugünden itibaren verilmeye başlandı sevgili izleyenlerimiz. İşte yüz yüze eğitim ayrıntıları, öğrencilerin okula geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe, temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik öğretmenleri tarafından yönlendirme yapılacak. Bu durum okul yöneticileri, öğretmenlerce de takip edilecek, okulda gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere eğitim kurumlarında hijyen şartlarına geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme kontrol kılavuzuna göre bilgilendirme gerçekleştirilecek sevgili izleyenlerimiz. Yüz yüze eğitimde
Başlayan tabii ki bu süreçte liseler için, mesleki teknik liseler için söylüyoruz. Her ders saati 30 dakika, teneffüsler 10'ar dakika, öğle arası ise 45 dakika olarak uygulanacak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklanan bilgiler arasında yer aldı. Yine yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal dersleri bu süre kazanımları içerisinde büyük olarak bunlar da bir bütün olarak daha doğrusu değerlendirilecek ve haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri alan zümre öğretmenlerince de belirlenecek sevgili izleyenlerimiz. Artık diyoruz ya, okullarda eğitim kademeli bir şekilde başladı sevgili izleyenlerimiz. İşte önce hangileri başladı? Anaokulları, arkasından işte hemen onlarla birlikte birinci sınıflar okula uyum çerçevesi içerisinde haftanın bir günü gidiliyor, gidilmiyor işte vesaire. Hani haftaya bölünürken EBA üzerinden de yine bu şekilde destekler sürüyor ve mesleki eğitimde yüz yüze ve uzaktan eğitimin detayları da bugün itibariyle paylaşıldı ve mesleki eğitim alan öğrenciler liselerde eğitimlerine başladılar. Evet, şimdi hemen bakalım detaylarda mesleki ve teknik anonslarının 9. sınıflarındaki meslek gelişim atölyesi dersi EBA platformları ve canlı ders uygulamalarıyla verilecek. Bu liselerin 9. sınıflardaki mesleki gelişim atölyesi dersi dışında kalan diğer meslek dersleri meslek.eba.gov.tr adresinden yayınlanan çerçeve öğretim programları içinde yer alan haftalık ders çizelgelerinde süresi kadar yüz yüze yapılacaktır deniliyor. Yine tabii ki tüm okul türlerindeki seçmeli dersler EBA platformları ve canlı ders uygulamalarıyla verilecek. İşte bu şekilde kurallar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da sevgili izleyenlerimiz paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 vilayete göndermiş olduğu genelgeyle mesleki liselerde bugünden itibaren okullar açıldı. İşte meslek liselerinde yüz yüze eğitim başladı diyoruz. Gençlerimize de başarılar diliyoruz. İnşallah sağlıklı bir şekilde eğitim hayatlarını sürdürürler. Olması gereken de bu zaten. Çünkü bu şekilde kademeli olarak artık hayatımızın içerisinde bu virüsle hem yaşamayı bileceğiz hem de hayatımızı sürdüreceğiz. Efendim, gün ve gündem, hayat, gelişmekte olan haber başlıklarına bakıyoruz. Gündem konular arasında her ne var ise bir sizlere aktarıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Günün öne çıkan haber başlıklarında doğa yürüyüşleri de var. Sivas Valisi Salih Ayhan fırsat buldukça hafta sonları sevgili izleyenlerimiz doğa yürüyüşleri gerçekleştiriyorlar. Ve bu haftaki doğa yürüyüşlerinde de Sivas'ın Yavu bölgesine, ormanlık alanlara yürüyüş gerçekleştirdiler. Hemen onunla ilgili şöyle bir KJ'mizi sizlere paylaşalım. Sivas'ı keşfet doğa yürüyüşleri devam ediyor sevgili izleyenlerimiz. Bu yönde güzel yürüyüşler oluyor tabii ki. Bu yürüyüşlere il protokolüyle birlikte doğa severler de bu yürüyüşte yerlerini alıyorlar. Biz de hemen ekranlarınızda şimdi onunla ilgili birkaç fotoğraf karesi taşıyalım. Hemen şöyle bir paylaşalım. Evet, hafta sonu fırsat buldukça Sivas Valisi Salih Ayhan bu yönde hem sportif faaliyetlerin sürmesi hem de doğayla iç içe zaman daha keyifli geçmesi anlamında doğayı keşfet yürüyüşleri gerçekleşiyor. İşte bu yürüyüşler belli periyotlarla güzel, harika. Vallahi süper. Arada biz de fırsat bulduğumuzda katılmıştık. Sivas'ı keşfet parolasıyla belli aralıklarla yapılan doğa yürüyüşlerinin bu seferki rotası Yıldızeli Yavu Ormanları oldu. Dün pazar günü sabahın erken saatlerinde başlayan doğa yürüyüşüne Vali Salih Ayhan, il protokolü ve doğa severler katıldı sevgili izleyenlerimiz. 8 kilometre devam eden yürüyüş boyunca mevsimin tüm renklerini görme şansı bulan ve bolca oksijen depolayan katılımcılar Yavu Ormanları'nın eşsiz manzarasının keyfini çıkardı. Gerçekten şöyle yukarıdan bir bakmak ister misiniz? İşte bakın, yukarıdan gördüğünüz gibi işte burası Yavu Ormanları. 8 kilometrelik bir yol ve bu tabii ki yol dün keşfedildi. Sivas'ta hani keşfet yürüyüşleri kapsamında bu yolda yürüyüşler yapıldı. Güzel de oldu. Yine bu yürüyüşler esnasında sevgili izleyenlerimiz Sivas Valisi Salih Ayhan bölgeyle ilgili hem incelemelerde bulundu hem de bu incelemeler içerisinde açıklamalar da gündeme taşıdı Sayın Ayhan. Onunla ilgili de birkaç hemen bilgi sizlere aktarmak istiyorum.
odun üretim yolunun hazır hale geldiğine de burada vurgu yaptı. Onunla ilgili ise sevgili izleyenlerimiz, Vali Salih Ayhan yürüyüş güzergahında bulunan 9 kilometrelik orman yolunda da incelemelerde bulundu. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yaklaşık 450 bin liraya mal olan yol, 64.814 hektar ormanlık alanda koruma, yangınla etkin mücadele ve odun üretim yolu olarak da kullanılacağını açıkladı Sayın Ayhan sevgili izleyenlerimiz. Burada tabii ki fiziki mesafeye, kurallara uygun olarak da dağ yürüyüşü faaliyetleri Yavu Köyü'nde son buldu. Biz de işte hem bu yürüyüşle ilgili paylaşımları sizlere aktarmış olduk, hem de burada bir yol açıldığını ve 450 milyon liraya mal olan bu yolun odun üretim yolu olarak da hazır hale getirildiğini ifade etti. Sivas'ı keşfet doğa yürüyüşleri sevgili izleyenlerimiz, Sivas Valisi Salih Ayhan öncülüğünde gerçekleşti. Biz de fotoğraf kareleriyle ekranlarınıza taşımış olduk, aktarmış olduk sevgili izleyenlerimiz. Evet, başka neler var diyeceksiniz. Tabii zaman hızlı geçiyor. Bu arada hemen bir bakalım, bize mesaj atan izleyenlerimiz varsa onların duygu ve düşüncelerini sizlerle paylaşalım. Takip eden izleyenlerimize buradan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Güzel bir gün olması temennisiyle. Ünal Doğan selamlar demiş, bize herhalde YouTube'dan bir video atmış. Onu bakalım, o video herhalde yayınlamamız üzerine, bizim paylaşmamız üzerine Ünal Doğan arkadaşımıza da selamlar, buradan sevgiler gönderiyoruz. O da müzik camiasının, sevilen Sivas'ımızın güzel, hoş isimlerinden bir tanesi. Selamlar Ünal diyoruz, günün güzel olsun. Hemen şöyle bakmaya devam ediyoruz. Bal konusunda ve ayçiçek konusunda Sivas artık tarımda ve hayvancılıkta özellikle topraktan ve doğadan gelen bütün değerleri elimizden geldiği kadar en iyi şekilde zirveye taşımak adına sevgili izleyenlerimiz, çalışmalar yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. Bu yapılan çalışmalar içerisinde Sivas Valisi Salih Ayhan ayçiçek hasadına katıldı ve buradaki katıldığında da güzel bir şekilde ayçiçek hasadı ile ilgili hemen şuradan fotoğraf karelerini de hazırlayalım. Sizler hem onları görür hem de genel olarak biz konulardan şöyle bir bahsedelim. Evet, ayçiçek hasadına katıldı Sivas Valisi Salih Ayhan sevgili izleyenlerimiz ve Sivas'ta ayçiçekler artık açıyor. Yani güne bakanlar, bizim programımızın adı, hani güne bakan Sivas'ta olur mu diye bazen vatandaşlarımız söylerdi geçmişte. Neden olmasın, isteyince oluyor. İşte Sivas'ta ayçiçek veya ayçiçekler açıyor. Vali Ayhan Sivas ayçiçek üretiminde söz sahibi olacak dedi. Birçok konuda söz sahibi olacağımız gibi yine ayçiçek üretiminde de söz sahibi olmak için üretimler, ayçiçekle ilgili yetiştirme alanları ve tarlalarda ayçiçekler yetişiyor. Neler konuşuldu? Tarımdaki başarısını her geçen gün yeni bir ivme katan Sivas ayçiçek üretiminde söz sahibi olmak için gayretini sürdürüyor. Tarım sektöründe çalışmalara önem veren Vali Ayhan her fırsatta çiftçilerle bir araya gelmeye çalışıyor ve bereketli arazilerde çiftçilerle bir araya gelen Ayhan, çiftçilerin alın terinin döküldüğü tarlalarda birlikte bereketli bir ayçiçeği hasatı yaptıklarını ifade ederek Sivas geniş bir coğrafyaya 1 milyon dekar ekilebilir bir araziye sahip. Dolayısıyla ürün deseni anlamında Türkiye'nin coğrafyaya ve 1 milyon dekar ekilebilir bir araziye sahip olmasından dolayı da tabii bu toprağın daha sağlıklı, daha faydalı kullanılması gerekiyor. Türkiye'nin en zengin illerinden birisi olduğunu da söylüyor bu toprak açısından. Hububat'ta Kangal, Şeker Pancarı'nda Şarkışla, Gemerek Bölgesi, Kerkit Vadisi'nde ise meyve ve sebze üretimi var. Türkiye'de ilk onda birçok ürünümüz var dedi. İşte Sivas bu konuda ayçiçek üretiminde de söz sahibi olacağına vurgu yaptı Vali Ayhan ve son yıllarda ayçiçek üretiminin de Sivas'ta bir hayli ön planda olduğuna vurgu katarak, katma değeri yüksek bir ürün olan ayçiçeğinin 2019 yılında 6000 dekar civarı alanda ekimi varken şu an bu rakam 35 bin dekara çıktı. Arazi altyapısının güçlü olması, göletlerin, barajların yapılması ve modern sulama sistemi ile birlikte ekilebilir arazimiz iyi seviyeye geldi. Tüm çiftçilerimize bol ve bereketli bir kazanç diliyorum dedi. İşte topraktan tabii ki bereketli bir şekilde mahsuller çıkmaya devam ediyor. Ayçiçeği de sevgili izleyenlerimiz Sivas'ta yetişiyor. Artık bu da daha çok böyle hani Balıkesir veya da işte Ege taraflarında daha çok fazla tabii yetişiyor ama Sivas'ta da bu konuda ayçiçeğinin yetişeceğini ve ayçiçeği hasatının yapılmasıyla birlikte bu ürünlerin de Sivas'ın tarım yelpazesine kazandırılması bizleri
bir hayli mutlu etti. Onun için biz de diyoruz efendim, bu tabii ki konular, bu güzel paylaşımları elimizden geldiği kadar sizlere aktarıyoruz. Çünkü bizleri dünyanın, Türkiye'nin birçok ilinde seyredenler var. Birçok yerde seyredenler var. Bir tık kadar yakınız size. Yani sosyal medyada Güne Bakan Hakan bir tık kadar yakın. Biz de gündemi, gelişmeleri elimizden geldiği kadar en sağlıklı bir şekilde aktarmaya devam edelim. Sivas'ta ayçiçek açıyor dedik. Bu haberimizi geride bıraktık. Başka neler var? Hemen bakalım gündemde. Vatandaşlarımız tabii özellikle böyle bizi dinlemekten mutlu oluyorlar. Söyleyeceklerimize, ifade ettiklerimize, bizlerle beraber olmaktan keyif aldığınızı biliyoruz. Biz de elimizden geldiği kadar konuları açarak sizlere haberleri sağlıklı bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi İstasyon Caddesi'ni tabii ki biliyorsunuz. İstasyon Caddesi'nde de özellikle vatandaşların, İnönü Bulvarı aslında oranın adı ama halk arasında yıllardan beri İstasyon Caddesi olarak o bölge vatandaşlarımızın dilinde bu şekilde anılıyor, lanse ediliyor sevgili izleyenlerimiz. Gençlerimiz o cadde üzerinde bazen görüyoruz. Kimi gitar çalıyor, kimi top sektiriyor, kimi işte enstrüman çalarak en azından kendine bir şekilde oradan geçenlerin desteğiyle bir şekilde harçlık çıkarmaya çalışıyorlar. İşte şimdi bir top cambazı arkadaşımız bu yönde orada top sektirirken dikkatimizi çekti. Hani biz dedik ki nedir, ne yapıyorsun, soralım değil mi bir kendisine ve hemen görülsün, şöyle bir ekrana getirelim. İstasyonda bir top cambazı. Çok güzel. Gerçekten ismi Emir. Aslında İranlı kendisi. Sanırım 5-6 yıldır Sivas'ta ama 3 yıldır bu top cambazlığı, top sektirme sporuyla kendisini o kadar yoğun bir şekilde haşır neşir olmuş ki artık topla bir hayli o kadar güzel böyle hareketler yapıyor ki dikkatimi de çekince hem videoya aldık hem de kimsin, nesin, ne yapıyorsun, seninle ilgili neler yazabiliriz, neler işte aktarabiliriz derken biz dedik ki efendim o zaman istasyonda bir top cambazı diyerek bu haberi gündeme taşıyalım istedik. Çok da güzel top sektiriyor, onu da söyleyelim. Hiçbir zaman pes etmediğini söylüyor. Kendisi daha 17 yaşında. Ama hayata tutunmaya tabii ki çalışıyor. Gece gündüz bu spor dalında kendisini geliştirmek için mücadele etmiş. Yarışmalara katılmış. Tabii dereceler alamadığı için hüzünlenmiş, ağlamış. Ama hiçbir zaman pes etmediğine de vurgu yaptı. 17 yaşında ve arkadaşları ona da Hilter olarak hitap ediyorlarmış. Yani lakabı da öyleymiş. Aslen İranlı olduğunu, 3 senedir bu sporla haşir neşir olduğuna dikkat çekti. Hedeflerinin olduğunu ifade eden Emir, bir hedefim vardı. O da yarışmalara katılmaktı diyor. Geçmiş zamanda o yarışmalarda hareketleri diyor tam anlamıyla yapamadım. Olabilir ama pes etmedim diyor. Sonra yine azimle daha iyi bir şekilde bu top sektirme olayını güzel bir şekilde yapmaya başladım diyor. Mutluyum diyor. Benim yaşımdakilere, gençlere veya da ondan daha küçük olanlara da şunu söyledi. Pes etmesinler dedi. Evet. Yani bir şeyde eksik oldu diye, bir şeyde kaybettik diye pes etmeyelim. Hedeflerinize ulaşmak için çalışın, çalışın, çalışın ve sağlıklı beslenin. Sigara gibi kötü alışkanlıklardan da uzak kalın şeklinde açıklamaları oldu sevgili izleyenlerimiz. Hemen onunla ilgili şöyle videomuz da var tabii ki. Onu da sizlere kısaca bir paylaşalım. Topu nasıl sektirmiş bir görün efendim. Yani gerçekten öyle böyle değil. Tabii hareketler gayet güzel. Ekranlarda daha çok bu hareketleri, bu tarz tabii ki hareketleri daha çok izliyoruz. Ama şimdi sizlere hemen şöyle getirelim. Bakın işte görüyorsunuz. Yani zor. Yani biz şimdi ayağımızda sektiremiyoruz ama o bakın ensesinde, kafasında, bir de maskesi de yüzünde. Bu da çok önemli. Yani maske de yüzünde Emir'in. İşte İstasyon Caddesi'nde belki sizin de dikkatinizi çeker. Özellikle hafta sonları bu cadde üzerinde dediğimiz gibi kimi müzik yapmaya çalışıyor harçlık çıkarmak için. Kimi de böyle sokakta, caddede şov yaparak gelen geçen vatandaşların dikkatini çekmeye çalışıyor. Emir de 17 yaşında, aslen İranlı. Bakın nasıl döndürüyor. Görüyorsunuz. Kolay hareketler değil. Belki izlerken kolay gelebilir diyor. Hani Emir de bunu söyledi biz konuşmamız esnasında. Onunla ilgili tabii söylediklerini de sizlere paylaştık.
Gerçekten zor hareketler. Biz bu arkadaşımızı da gündeme taşıyalım istedik. Yetenekli, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kendince bu hayatın içerisinde tutulmaya, var olmaya ve kötü alışkanlıklardan uzak kalarak işte bu şekilde hem spor yapıyor hem de oradaki vatandaşlar geçerken onlara güzel, keyifli anlar yaşatıyor. Emir'i biz efendim kocaman alkışlıyoruz, harikasın diyoruz. Yolun, bahtın açık olsun Emir. Top sektiriyor tabii kendisi. Bu sektirmeyi de 3 yıldır bakın, yani 3 yıldır yoğun bir şekilde. Hani öyle bir kursa, öyle bir işte mekana falan vesaire gitme şansım olmadı diyor. Tamamen evde kendi imkanlarımla diyor. Bakın, evde kendi imkanlarıyla bu hareketleri öğrendiğini de söyledi. Onu da hemen altını çizerek hatırlatmış olduk. Kendisine de başarılar diliyoruz. Bu güzel kardeşimize de biz de Güne Bakan Hakan olarak bu desteğimizi buradan yapmış olduk. Efendim, gündem konuları, gelişen ve gelişmekte olan haber başlıkları bir bir ekranlara yansıtmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar tabii ki zaman içerisinde her ne var ise paylaşımlarımız sürüyor. Ve Büyük Birlik Partisi olan genel kurulu gerçekleştirecek. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan kurulla ilgili Büyük Birlik Partisi resmi internet sitesinden bir paylaşım yaptı. Biz de hemen bu paylaşımda neler söylendi, onu da hemen ekranlarınıza şöyle bir getirelim ve sizlere bu konuyla da ilgili bilgi vermiş olalım. Büyük Kurultay'ın tarihi belli oldu sevgili izleyenlerimiz. Büyük Birlik Partisi resmi internet sitesinden Büyük Kurultay'ın yapılacağı tarihi açıkladı. Ve bu haberde gündemdeki gelişen haber başlıkları arasında yerini aldı. Biz de hemen ekranlarınıza getirdik. İşte önümüzdeki günlerde Büyük Kurultay gerçekleşecek. Büyük Birlik Partisi bu kurultayı resmi internet sitesinden duyurdu. Biz de ekranlarınıza şu anda taşımış olduk sevgili izleyenlerimiz. Hemen konuyla ilgili birkaç cümleyi de söyleyelim. Büyük Birlik Partisi 11. olan Büyük Kurultayını 18 Ekim 2020 Pazar günü saat 10'da Ankara'da gerçekleştirecek. Büyük Birlik Partisi tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı. Partimizin 11. olan Büyük Kurultayı 18 Ekim 2020 Pazar günü saat 10'da Esertepe Mahallesi Keçiören Ankara adresinde bulunan Taha Akgül Spor Salonu'nda toplanılacaktır ifadelerine yer verildi. Ve işte Büyük Kurultay'la ilgili tarihi de ekranlarınıza taşımış olduk sevgili izleyenlerimiz. Siyaset içerisinde de kurultaylar olduğu takdirde tarihlerini ve yapılacağı günleri de sizlere aktaracağız. Gelişmelerde neler var başka? Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri arıyor. Bu da yine güzel bir haber. Tabii ki halk eğitim merkezlerinde vatandaşların, yani diğer vatandaşların eğitim alabilmeleri, onların bu hizmetlerden faydalanabilmeleri için birilerinin de artık bu işi öğrenmesi gerekiyor. Öğrenenler kadar öğretenlere de ihtiyaç var. İşte usta öğreticileri, bakın usta öğreticileri aranıyor. Nerede? Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu burada eğitim verebilecek, yani gerekli belgelere sahip olan ustaları arıyor. Ne konuda? Hemen onunla ilgili de şöyle bir haber detaylarını sizlerle paylaşalım sevgili izleyenlerimiz. Usta öğreticileri bu konuda haberi hemen açalım şuradan. Ha. Sivas Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Hayvan Yetiştiriciliği, Hayvan Sağlığı ve Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı mezunu veya şu an öğretmen olup da arıcılık kursu almış usta öğreticileri arıyor. Sivas Halk Eğitim Merkezi bu paylaşımı yaptı. Bu açıklamayı gündeme taşıdı. Biz de sizleri bilgilendirelim istedik. Sivas Halk Eğitim Merkezi'nin istediği şartlar nedir? İşte hayvan yetiştiriciliği, hayvan sağlığı, sağlığı ve mezunu veya şu an işte öğretmen olup ya da aracılık kursu almış usta öğreticileri arıyoruz. Yani elinizde bir ustalık belgesi varsa Halk Eğitim Merkezi'ne uğrayabilirsiniz. Bu konuyla ilgileniyorsanız Halk Eğitim Merkezi'ne Sivas'ta uğradığınız zaman şartları daha detaylı öğrenebilirsiniz ve bu şartları taşıyanlar sevgili izleyenlerimiz hayvan sağlığı ve hayvan yetiştiriciliği ve mezunu veya şu an öğretmen olup aracılık kursu almış usta öğreticiler, bu şartları taşıyorsanız Sivas Halk Eğitim Merkezi'nin kurslar birimine başvuru yapabilirsiniz. Biz de bunu kamuoyuna faydası olsun diye ekranlara getirdik. İşte Sivas Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri alıyor haberini de ekranlarda gündeme taşıdık, sizlere aktardık. Haberiniz, haberdar olun diye.
Diğer haberlerimiz efendim, neler neler neler, hayat içerisinde gelişmeler, hepsini bir bir aktarmaya devam ediyoruz. Sivas Spor'da da tabii futbol konusunu da biraz tabii gündeme taşımamız gerekiyor. Elimizden geldiği kadar futbolla ilgili de bu programda paylaşımlarımız oluyor. Önümüzdeki hafta Kayseri Spor hazırlıkları yoğun bir şekilde sürüyor sevgili izleyenlerimiz. Sivas Spor'umuzda antrenmanlar aralıksız devam ediyor. Bu antrenmanlar içerisinde Rıza Hoca da gereken taktikleri gösteriyor. Futbolcular da çok keyifli bir şekilde antrenmanlarda neşe dolanlar da yaşanıyor. Yoğun tempolu bir şekilde gerçekleşiyor bu antrenmanlar. Tabii Kayseri Spor maç için hazırlıklar yoğun bir tempo ile sürüyor. Onunla ilgili de hemen görüntülerimiz de vardı. Ekranlarınızda hemen o görüntüleri de aktaralım. Kayseri Spor hazırlıkları içerisinde tempo yoğun. Ve sizler de tabii ki bu maçı heyecanla bekliyorsunuz. İşte Demir Grup Sivas Spor 5. haftada oynayacağı HES Kablo Kayseri Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor sevgili izleyenlerimiz. Rıza Hoca tabii bu konuda taktikler veriyor. Takım toplu halde yoğun bir mesai harcıyor. Çalışmalar aralıksız devam ediyor. Biz de Sivas Spor'umuza başarılar diliyoruz. Bu yönde tabii ki gerçekten azimli bir şekilde biz Sivas Spor'u her zaman en güzel şekilde destekliyoruz. Çünkü şehrimizin bir markası. Hepimiz kırmızı beyaz renklere maç olduğu saatte, diğer zaman diliminde de işte esnaflarımız bayrakları asıyorlar, vatandaşlar evlere Sivas Spor bayraklarını asıyorlar. Her zaman efendim Sivas Spor'u biz de canı gönülden destekliyoruz. Önümüzdeki haftalarda yapacağımız 5. hafta maçında Kayseri Spor'la karşı karşıya gelecek Sivas Spor. Şimdiden biz de başarılar diliyoruz. Antrenmanlar kulüpte yoğun bir mesaiyle devam ediyor. Ellerinden geldikleri kadar tabii ki bu antrenmanda yoğun bir mesai harcıyor futbolcular. Onlara da kolaylıklar diliyoruz efendim. Sivas Spor'umuza da başarılar dileklerimizle antrenmanlar onlar devam ede dursun. Biz de yayınımızı sürdürmeye devam edelim. Bakalım gazetelerde neler var? Günün haber başlıkları, manşetler ve gazeteleri hemen şöyle bir gözden geçirelim. Memleketimizdeki gazete manşetlerini de sizlere aktaralım sevgili izleyenlerimiz. Manşet haber başlıklarında neler yer alıyor? Şöyle bir ekranlara taşıyalım bakalım manşetlerde neler geçiyor. Evet, hazırladık hemen ekranlarınıza şöyle bir kaydıralım sizler de görün. Memleket Sivas, yüksek hızlı trenin yatırım maliyeti 9 milyar 749 milyon mu? Evet, bir soru sormuş arkadaşlarımız. Hemen detayına şöyle bir göz atalım. Sivas'ımızdan haber başlıklarına bakıyoruz. Memleket Sivas gazetesi, yüksek hızlı trenin yatırım maliyeti 9 milyar 749 milyon mu? AK Parti Sivas milletvekilleri ve il yöneticilerinin her fırsatta yüksek hızlı tren maliyetinin 16 milyarın üzerinde bir yatırım olduğunu, Sivas'ın Cumhuriyet tarihinde aldığı en büyük yatırım olarak kamuoyu ile defalarca paylaşılmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın Ankara yüksek hızlı tren maliyetinin 9 milyar 749 milyon lira olarak duyurması şaşırttı. Evet, işte haber bu şekilde geçiyor sevgili izleyenlerimiz. Gündemdeki haberler arasında yer alıyor. Arkadaşlarımız bu konuya dikkat çekmişler. 9 milyar 749 milyon lira olduğunu sosyal medya hesaplarından duyuran Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları akıllarda soru işareti bıraktı diyor. Sivas'ta milletvekilleri ve il yöneticileri her fırsatta yüksek hızlı tren maliyetinin 16 milyarın üzerinde bir yatırım olduğunu, yani hatırlıyorsunuz milletvekilleri işte ekranlarda, gazetelerde, demeçlerde, konuşmalarda, yaptıkları açıklamalarda 16 milyar, yani 16 milyarlık bir yatırım olduğunu ifade ederken Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları bu yatırımın 9 milyar 749 milyon olduğunu sosyal medya hesabından paylaşınca 9, 10, 11, 12, 16 yani arada 7 milyon nereye gidiyor veya 6,5 milyon nerede sorusu akla geliyor. Evet, yani vekillerin söylediği rakamlarla TCDD'nin açıkladığı rakamlar arasında bir 6,5 milyonluk bir rakam oynaması var. Hangi tarafta acaba doğruluk payı var? O da herhalde bu haberden sonra mutlaka bir açıklama gündeme gelir.
CÜ ile Aselsan arasında işbirliği anlaşması yapıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Aselsan arasında mutabakat muhtırası ve gizlilik anlaşması imzalandı. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Kızılırmak'ta debi düştü sevgili izleyenlerimiz. Ülkemizin en uzun akarsularından ve Sivas'tan doğan Kızılırmak'ta debi düşmesi yaşandı. Mevsim sonbahara gelince düşüşe geçti diyor haberde. Siirttaş açılışa gün sayıyor. 29 Ekim için açılış tarihi şu anda gündem arasında konuşulan konularda yer alıyor. Sivas çiftçisinin gelirini artırmak, sektörde yaşanan sorunları ortadan kaldırmak ve topyekün kırsal kalkınma sağlamak amacıyla Sivas Valiliği himayesinde il özel idaresi bünyesinde sevgili izleyenlerimiz ve Sivas Belediyesi'nin ortaklığında kurulan Sivas Teknik ve Tarım Hayvancılık ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi, kısa adı da Siirttaş, açılış için gün sayıyor. 29 Ekim'de açılacağı duyuruldu sevgili izleyenlerimiz. Bu da işte gündemdeki haber başlıkları arasında yerel gazetemizde memleket Sivas'ta geçiyor. Diğer hemen gazeteleri şöyle bir bakmaya devam edelim. Ekranlara bir bir getiriyoruz. Haber başlıklarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Ve bizim Sivas gazetesi olarak. Evet. Bu sene hasılatta iyiyiz. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetin de bu açıklamaları yaptı sevgili izleyenlerimiz. İyiyiz, iyiyiz. Nerede iyiyiz? Efendim hasılatta iyiyiz. Ne hasılatı? Çiftçimizin topraktan çıkarmış olduğu mahsullerde. İlimizde 2020 yılında tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmeler ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetin Dağ, Sivas'ımızda 2020 yılında büyük bir atılım oldu. Sivas tarımda atağa kalktı. Tüm paydaşlarımız el birliğiyle çalıştı. 2020'yi tarıma baktığımızda zaman altın yıl olarak değerlendirebiliriz dedi. Altın yılı yaşıyoruz. Evet, işte bu sene hasılatta iyiyiz haber başlığı bizim Sivas gazetesinde geçiyor. Şehrin tacı Gök Medresedir. Sivas Valisi Salih Han şehirdeki tarihi eserleri incelemeye devam ediyor. Bu tarihi eserlerde restorasyon çalışmaları da devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de Gök Medresesi sevgili izleyenlerimiz. Şehrin tacı olarak Gök Medresesi'yi nitelendirdi. Mavi tabii ki orada seramiklerden ve görmüş olduğunuz gibi minaresindeki mavilikten dolayı da Gök Medresesi her zaman dikkat çeken ve restorasyonu da uzun yıllardır. Yani 2000 şu anda 20'deyiz. Yanlış bilmiyorsam 2000 öncesi 95'lerde, 96'larda veya da 97'lerde restorasyonlar başlamıştı. Sonra durdurulmuştu. Sonra yine kaldı, yarım kaldı falan ama bu sene gidişat gayet iyi. İşte restorasyon çalışmalarında yerinde inceledi sevgili izleyenlerimiz Vali Ayhan. Sivas'ta ayçiçek açıyor. Vali Ayhan ayçiçek hasatına katıldı. Bu da yine gelişen haber başlıkları arasında geçiyor. Has dönerin lezzeti Sivas sınırlarını aştı. Şehrimizin önemli markalarından bir tanesi, lezzetlerinden bir tanesi. Tabii bu lezzetlerin Türkiye'nin birçok ilinde olması hepimizi sevindiriyor. Bu da hem Sivas'ımızın reklamı hem de Sivas'taki yeme içme kültürünün ve etimizin daha sağlıklı, güzel olduğunu da gösteriyor. İşte has dönerin lezzeti Sivas sınırlarını aştı. Has döner sahibi, iş insanı Nurettin Aksoy'a da selamlar, sevgiler diyoruz. Bu güzel başarılarının daim olması ve birçok yerde de Türkiye'nin ilinde de inşallah daha fazla markalaşma anlamında adımlar atılır ve lezzet Türkiye'nin birçok iline dağılır diyoruz. Zaman markalaşma zamanı sevgili izleyenlerimiz. İlimizde Tozanlı Vadisi'nde arı yetiştiriciliği devam ediyor ve balın marka haline gelmesi için bu yönde de çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz gün bir program yapılmıştı hafta sonu. Biz de onu ekranlarınıza gazeteyle getirmiş olduk. Bizim Sivas gazetesine baktık. Hemen arkasından Ekspres gazetesini şöyle bir ekranlara getirelim. Selçuklu ve İlhanlıların ilim savaşı olarak manşeti görmektesiniz. Ekspres gazetesi bu konuda tarihi bir manşet gündeme taşıdı. Selçuklu Devleti ile İlhanlılar arasında yaşanan güç savaşı 1271 yılında medreselere yansıdı. Sivas'ta aynı anda inşa edilen Gök Medrese ve Çifte Minareli Medrese o dönem iki devlet arasında yaşanan ilim savaşının muhteşem göstergesi olarak Sivas'a kazandırıldı. Her iki yapı yaptıranların mesajlarını yansıtıyor dedi sevgili izleyenlerimiz. Bu da gündemdeki haber başlığı olarak Sivas Ekspres gazetesinde yer almakta. Hemen bakalım. Cumhuriyet Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Eser
bu konuda işte açıklamalarda bulunmuş gazeteye ve Selçuklu ve İlhanlıların ilim savaşı bu iki tarihi eser arasında gerçekleşti şeklinde açıklamalar gündemde geçiyor. Çiftçinin yüzü ayçiçek ile güldü. Vali Ayhan ayçiçek hasatına katıldı. Yeşil alanlar Sivas'ta çoğalıyor. Sivas Belediyesi bu yönde yoğun bir tempo içerisinde Sivas'ı baştan aşağı yeşille donatma yolunda bilgin çalışmalarını hızlı sürdürüyor. Bunlar da öne çıkan haber başlıklarıydı. Gazetelerden baktık. İrade Gazetesi'nin şeyini bulamadığım için, işin gerçeği her zaman basın ilan kurumunun sayfasına yer alıyor. Bugün düşmemişti. Bazen olabiliyor. Evet, Güne Bakan Hakan devam ediyor sevgili izleyenlerimiz. Hayata, gündeme, gelişmelere elimizden geldiği kadar, dilimizin de döndüğü kadar dokunmaya, paylaşmaya devam ediyoruz. Sizler de tabii ki sosyal medya üzerinden Güne Bakan Hakan'ı haftanın 5 günü, öğleden önce böyle 40 dakika veya 1 saat yakın bir program yapıyoruz. Konuşuyoruz, anlatıyoruz. Ne için? Şehir adına, gelişmeler adına. Suzan Halhide bize yazmış. Günaydın hemşerim demiş. Teşekkür ediyoruz. Sivas'ımıza kucak dolusu selamlar yazmış. İsmail abi, İsmail Dursun demiş ki efendim. Günaydın Hakan Can demiş. Eyvallah, sağ olasın İsmail abi. Sana da selamlar, sevgiler gönderiyoruz. İsmail abi de spor yazarı. Bizim Sivas Gazetesi'nde köşe yazarı olarak spor üzerine çok da güzel yazıları var. Mutlaka İsmail Dursun'u da takip edin diyoruz. Sivas Spor'la, sporla ilgili faaliyetleri de sizlere duyurmaya çalışıyor. İsmail Dursun'a da selamlar gönderdik. Efendim yavaş yavaş artık programımızın sonlarına doğru yaklaşırken başka neler vardı şöyle aktaracağımız, paylaşacağımız haberler arasında, onları da sizlere bir efendim aktaralım ve gündem içerisindeki haber başlıklarını ekranlarınıza taşıyoruz. İşte yine pandemiyle ilgili, salgınla ilgili özellikle dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi de göz sağlığı sevgili izleyenlerimiz. Yani gözlerimize dikkat etmemiz lazım. Bunun için de gözlük varsa dokunma azalıyor dedik. Bununla ilgili bir haber fotoğraf karesini önce şöyle bir ekranlarınıza hemen taşıyalım. Evet, işte gözlük varsa göze dokunma azalıyor. Çünkü bulaş riski gözde de çok yoğun bir şekilde yer almakta. Bunun için de hani gün içerisinde elimizi gözümüze, burnumuza, ağzımıza daha fazla götürmememiz gerekiyor. Hani götürürsek işte hastalıkla iç içe olmamız ve bulaş riskini almamız söz konusu olabiliyor. Bunun için de eğer gözümüzde gözlük varsa bu da bizi bir nebze olsun koruyor sevgili izleyenlerimiz. İşte bu da gündemdeki haberlerde yer alıyordu. Bununla ilgili de hemen şöyle bir kısaca haberin içeriği hakkında bilgi aktaralım. 20. Bölge Kuzeydoğu Optisyen Gözlükçüler Odası Başkanı Taylan Küçüker, pandemi günlerinde gözlük kullanmanın önemine değindi ve gözlük varsa göze dokunma da azalıyor dedi. Haklı. Yani gözümüzü bir şey kapatıyorsa elimizi attığımız anda gözlüğe değecek muhtemelen. Çünkü bulaş riski gözden bulaşma durumu da çok fazla. Burun, ağız, göz. Hani elimizi farkında olmadan ağzımıza, gözümüze, burnumuza götürüyoruz. Tamam, maske bizi koruyor ama gözü de gözlükle koruyabiliriz. İşte bulaş için hastanın aksırması, hapşırması gerekmez. Sosyal mesafeye dikkat edilmediğinde konuşma süresince bulaşma hava yoluyla da mümkün olmaktadır dedi. Ve geldiğimiz süreçte sadece sosyal mesafe ve maskeye de vurgu yapılıyor ama gözlük de burada önemli bir durum dedi. Ve işte Sayın Küçüker bununla ilgili gözlük varsa göze dokunmada azalıyor dedi. Bu ifadelere yer verdi. Altın kural olarak da maske, mesafe, temizlik ve gözlük dedi. Bakın bir tane daha altın kural eklemiş olunuyor. Hani maske, mesafe, temizlik, hijyen derken bir defa bunun içerisinde gözlüğün eklenmesi gerekir diye ifade de kullandı. Gözlük varsa göze dokunma da azalıyor. Taylan Küçüker'in açıklamalarını paylaştık. Evet, gündemin artık sonlarına yaklaşıyoruz. Dedik ya, zaman su misali akıp gidiyor sevgili izleyenlerimiz. Hızlı bir şekilde bu geçiyor. Ve Hasdöner'le ilgili biz de şöyle gündeme bir haber getirmiştik. Onu hemen paylaşalım. Dedik ki efendim Hasdöner lezzet sınırlarını artık her tarafta, İstanbul'da ilk şubesini açtı. Tabii diğer
illerde de franchise sistemiyle anlaşmalar şu anda yapılıyor. Has dönerin lezzeti Sivas sınırlarını aştı. Bu tarzda kitap haberleri neden yapıyoruz? Memleketimizin değerlerini, memleketimizin insanına sahip çıkmak adına. Bu değerleri tüm dünyaya onlar tabii ki duyurmaya çalışıyor. Biz de onları kamuoyuyla paylaşalım. Bu yapmış oldukları hizmetlerdeki başarılarını hepinizle paylaşmak adına bu haberleri de gündeme taşıyoruz. İşte has dönerin lezzeti Sivas sınırlarını aştı sevgili izleyenlerimiz. İyi de oldu, güzel de oldu. Çünkü bu lezzeti herkes tatmalı. Yine tabii ki has dönerle birlikte biliyorsunuz şehrimizin köfte anlamında markası olan Kirli Ahmet, Köfteci Ahmet Usta'nın köftesi de Türkiye'nin birçok ilinde satılmakta. Bu yönde de Kaan Usta'ya da biz buradan ona da bir selamlar gönderiyoruz. Kaan Usta da Köfteci Ahmet'in oğlu olarak hizmetleri en güzel şekilde sürdürüyor. Ama has döner İstanbul'da bir şube açtı. Bunu duyurmak gerekiyordu. 1978 yılında babasının yanında çırak olarak başladığı işin lezzetini şimdilerde Nurettin Aksoy Türkiye'nin dört bir yanına taşımaya başladı. İstanbul'da bir şube açtılar ve yine Ankara, Kayseri ve Tokat'ta da bayilikler konusunda anlaşmaların yapıldığını duyurdular. Biz de bunları efendim gündeme taşıdık. Has dönerin Türkiye'nin birçok ilinde yakın zamanda hizmet vermesi beklenmekte diyoruz. Bu yönde de biz de kendilerine başarılar diliyoruz efendim. Allah utandırmasın, Rabbimiz utandırmasın diyoruz. İşlerinde başarılar dileklerimizi iletiyoruz. Bu lezzeti herkes tatsın. Tabii ki bu lezzet Türkiye'nin her tarafına gitsin diyoruz. Has dönere de işlerinde başarılar dileklerimizi ileterek güne, gündeme, hayata. Ulaş Karasu'nun açıkladığı efendim EBA üzerinden sistemde, internette eksiklikler var. Neden bunlar dikkat edilmiyor dedi ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu bununla ilgili açıklama yaptı sevgili izleyenlerimiz. Karasu'nun yapmış olduğu açıklamaları hemen şöyle bir ekranlarınıza getirelim. Ve neler söyledi onları bir bir sizlerle paylaşalım. Dediğimiz gibi Sayın Karasu EBA üzerinden verilen hizmetin internet çekmiyor diyor. Bu yönde Milli Eğitim Bakanlığı'nın mutlaka bir çalışma yapması gerektiğine vurgu yaptı. Ve öğrencilerden yarısından fazlası işte EBA'ya giriş imkanı bulamıyor. Bunu dile getirdi. Hemen biz de bununla ilgili sizlere haberin hem görüntüsünü hem de açıklamaları sevgili izleyenlerimiz ekranlarınıza aktaralım istiyoruz. Çünkü şu anda en önemli konulardan bir tanesi bu sevgili izleyenlerimiz. Nedir? EBA. Yani şu anda biz de bakın sosyal medyadan bir canlı yayın yapıyoruz. Sosyal medyadan sizlere haberleri anlık bir şekilde aktarıyoruz. Ama tabii telekomun altyapısı yeterli mi? Yeterli değil. İşte bunun için tabii diğer GSM şirketlerinden de biz kendi adıma destek alıyorum. Ama bu yönde mutlaka altyapının bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğine Sayın Karasu vurgu yaptı. Onunla ilgili de bir basın toplantısı, bir açıklama yaptı. O açıklamada neler konuştu, neler söyledi? Onları biz efendim dilerseniz hemen şöyle hazırladık ekranlarınıza hem videosuyla hem de alt karjesiyle sizlere duyuralım istiyoruz. İşte Sayın Karasu öğrencilerin yarısından fazlası EBA'ya giriş imkanı bulamıyor dedi. Değerli basın mensupları, 11 Mart'tan bu yana koronavirüs ile mücadele ediyoruz. İş yerleri kapandı, esnaflar iflas etti, milyonlarca vatandaşımız işsizler ordusuna katıldı. Yani kısaca koronavirüsle mücadelede sınıfta kalmış bir iktidarla karşı karşıyayız. Ancak bu süreçte en önemli noktalardan biri ise çocuklarımızın yaşadığı mağduriyet. Hepimizin geleceği olan çocuklarımız şu an okullarına gidemiyor ve evlerinde EBA üzerinden eğitimlerine devam etmeye çalışıyor. Fakat bir de bırakın okula gitmeyi, evinde internet olmadığı için EBA'ya dahi bağlanamayan çocuklarımız, ailelerimiz bulunuyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1,5 milyon çocuğun uzaktan eğitime erişimiyle ilgili sorun olduğunu belirterek, internet erişimi olmayan çocukları EBA'da hiç göremiyoruz ve bu bizim için problem demişti. Bakın, bu Ağrı Diyadin İlçe Başkanlığımız ve Diyadin'de görev yapan muhtarlarımızdan gelen bir mağduriyet yazısı. Ne diyor muhtarlarımız? Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, 7 mahallesinde, Ketenpınar, İsa, Murat, 14 Nisan, Göl, Atatürk ve Fatih mahalleleri internet altyapısı yok.
Türk Telekom İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunuyorlar. Ancak altyapı olmadığı için internet hizmeti sağlanmıyor. Çocuklarımız uzaktan eğitim görme noktasında büyük sıkıntılar yaşıyor. Ağrı Diyadin'de, sadece Ağrı Diyadin'de 5000'in üzerinde çocuğumuz şu an anayasal bir hak olan eğitim ve öğrenim hakkından mahrum bırakılmış durumda. Cumhuriyet İstanbul'un bir ilçesindeki çocuğumuza da Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki bir çocuğumuza da eşit fırsatlar sunar. Cumhuriyetin temel felsefesi budur. AKP iktidarında görev yapmış tüm Milli Eğitim Bakanları ne yazık ki Cumhuriyetin bakanları olamamış, çocuklarımıza eğitimde eşitliği sağlayamamıştır. Ve yine ne yazık ki bu sorun sadece Diyadin'de değil. Başta seçim bölgem Sivas olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında bu sorunlar yaşanmaya devam ediyor. Hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz günlerde EBA altyapısında yaşanan çökme sonucu bakan yoğunluk var. Bu da aslında bizim için güzel bir haber demişti. Sayın Bakan'a sormak istiyorum. Öğrencilerinizin yarısından fazlası EBA'ya giriş imkanı bulamazken EBA'da nasıl bir yoğunluk yaşanmaktadır? 6 aydır sürecin bu noktaya geleceğini bildiğiniz halde neden doğru düzgün bir altyapı çalışması gerçekleştirmediniz? İç Anadolu'da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok kentte yaşanan bu sorun için bakanlığın herhangi bir çalışması var mıdır? Değerli basın mensupları, bir parantezle bu sorunun geçmişine açmak istiyorum. Bu süreç 2005 yılında AKP'nin Türk Telekom'u özelleştirmesiyle başlıyor. Siz yerli ve milli olan Türk Telekom'u özelleştirip kasasının boşaltılmasına göz yumarsanız bugün milli eğitimde böyle sınıfta kalırsınız. Milli eğitim kadar Türk Telekom'u peşkeş çekip 15 yıldır Anadolu'nun hiçbir bölgesine yatırım yapmayanlar bugün çocuklarımızın eğitim alamamasının baş sorumlularıdır. Bugün dünya 5G hızıyla internete erişim sağlarken Türkiye'de şehir merkezlerinde, ilçelerde internet erişimi olmaması tam anlamıyla bir fiyaskodur. Vaka sayılarını gizleyen Sağlık Bakanlığı'nın, ben döviz kuruna bakmıyorum diyen Maliye Bakanlığı'nın, EBA'da çöküşü öğrencilerle birlikte izleyen Milli Eğitim Bakanlığı'nın varlığı adına başkanlık denen bu ucube sistemin nasıl çöktüğünün en büyük kanıtıdır. Biz bize yeteriz deyip çocuklarımızın eğitimine yetemeyen iktidara sesleniyorum. Sadece 2019 yılında elde edilen 1 milyar 562 milyon lira üzerindeki evrensel hizmet gelirinin sadece 76 milyon lirası kullanılmıştır. Geriye kalan yaklaşık 1,5 milyar nereye harcanmıştır? Özellikle teknolojik altyapı yetersizliği yaşayan okulların ve öğrencilerin sorununu çözmek için kullanılması gereken bu fondaki paralar nereye aktarılmıştır? Bunun hesabını vermek de iktidarın başlıca görevidir. Değerli basın mensupları. Sevgili izleyenlerimiz, işte Sayın Karasu bunları açıkladı. Biz ekranlarınıza getirdik. Güne, gündeme, hayata, gelişmeler efendim artık yavaş yavaş nokta koyacağız ama tabii şehrimizde üretim anlamında güzel bir şekilde üretimlerini sürdüren ve firmalarımızı biz de elimizden geldiği kadar desteklemek anlamında, onların sesi olmak anlamında hem de Sivas'ımızda bu ürünlerin üretildiğini, değil mi? Yani bunlar çok önemli. Yani şehirde neler üretiliyor, bunları bir bir biz de elimizden geldiği kadar paylaşmak istiyoruz ve ekranları hemen getirelim. İşte Sivas'ta Gökçeler Makina İstihar Özel Tasarım Üretim yapıyor. Yani sizlerin aslında bir yönde üretici ürünleri tasarlıyor ve bunun çoğalması anlamında üretim yapan önemli bir firma sevgili izleyenlerimiz. Gökçeler Makina İstihar Özel Tasarım Üretiyor. Bu da bizim efendim geçtiğimiz günlerde ziyaret etmiştim Gökçeler Makina'yı ve burada sohbet ettik Sayın Ahmet Gökçeler ve babasıyla Gökçeler Makina Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gökçeler ve Ahmet Gökçeler. Gökçeler Makina'nın 1970'lerden bugüne sektörde kendini geliştirerek üretimlere devam ettiğini, özellikle plastik enjeksiyon kalıpları. Bakın bunlar çok önemli. Yani hani Sivas'ta kalıp yapan fabrika var mı? Var. İşte Gökçeler Makina bu yönde hem plastik anlamında hem de demir anlamında birçok kalıbı sunuyor. Ve bu kalıplar sayesinde de tabii ki sahada
ürünlerini vatandaşlara sunan kişilere de, fabrikalara da böylece hizmet vermiş oluyor. Birçok yere de üretim yapıyorlar. Gökçeler Makine Sivas'ta hem istihdam anlamında hem de kalıplarını çıkardığı ürünlerin üretimleri anlamında ekonomiye katkısı da oldukça fazla. Plastik ve metal ürün kalıpları ile iş sahasına önemli bir hizmet sunan Gökçeler Makine her geçen gün kendini geliştirerek istenilen ölçülerde birçok ürünü isteğe özel olarak da üretimlerini Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütmekte. Gökçeler Makine'ye de efendim biz buradan selamlar, sevgiler, dileklerimizi iletiyoruz. Hayırlı işler diliyoruz, bol kazançlar diyoruz. İşte arkamızda görmüş olduğunuz fotoğraf karesinde yer alan metal ve plastik ürünlerin tamamı Gökçeler Makine bünyesinde üretilmekte. Bunların kalıpları mühendisler tarafından oluşturuluyor ve bu ürünler fabrikalara gönderiliyor. Yani kalıp işi gerçekten çok zor bir iş ve Sivas'ta da bu yönde bir fabrikamızın olduğunu sizlere duyurmak adına bunu aktarmış olduk, gündeme getirmiş olduk. Gökçeler Makine'ye de kolaylıklar diliyoruz. Evet, karavan turizmine değinelim. MÜSİAD Başkanı Eminoğlu yeni bir şey gündeme taşıdı sevgili izleyenlerimiz. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in ziyaretinde bu gündem konuya düştü ve bu tabii ki aslında önemli. Yani karavan konusu birçok ilde tabii uygulanırken Sivas'ta karavan turizmi ile ilgili ne yapılabilir sorusu akıllara geliyordu ki Sayın MÜSİAD Başkanı Eminoğlu da, Salim Eminoğlu da Sivas'a karavan turizmi geliyor. İşte Sivas Belediyesi'ne Sayın Hilmi Bilgin'in ziyaretinde MÜSİAD Başkanı Eminoğlu karavan park projesi turizme can suyu olacak dedi. Bu yönde tabii gerekli adımların atıldığı, bu yönde tabii çalışmaların yapıldığı, altyapısı hazırlanması gerekiyor. Çünkü artık insanlar gezmeyi seviyor. Birçok kişi yani otellerde veya işte pansiyonlarda kalmaktan ziyade karavan araçları da özellikle bu pandemi sürecinde çok da yoğun bir şekilde satışları gerçekleşti sevgili izleyenlerimiz. Karavanların yani gittikleri şehirlerde kalmaları için yerlere ihtiyaç var. Tabii bu yerlerin hazırlanması gerekiyor. Ve bunun için de Sivas Belediyesi'nin inşallah bu yönde bir ortak çalışma yapması temennimiz. İşte Sayın Eminoğlu da bu yönde işte açıklamalarıyla gündeme geldi. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in ziyaretinde karavan konusu gündeme gelen konular, konuşulan konular arasında yer aldı sevgili izleyenlerimiz. Biz de ekranlarınıza getirmiş olduk. Sivas'a karavan turizmi geliyor diyerek bu haberi gündemde sizlerle paylaşalım istedik, taşıdık. Dediğimiz gibi MÜSİAD iş insanların bir arada olduğu bir faaliyetleri var sevgili izleyenlerimiz. Bakalım neler söylemiş, onu da ben şöyle bakalım. MÜSİAD Sivas Başkanı Salim Eminoğlu, Türkiye tarihi, doğası ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarının zengin kültür mirası ile dünyaya eşi benzeri olmayan bir turizm lokasyon olarak Sivas öne çıkmakta. Çok doğru. İşte Selçuklu Osmanlı Cumhuriyet eserleri, kaplıcalarımız değil mi? Doğa harikası yerlerimiz. Hepsi görülmeye değer. İşte bunları görmek için gelen karavan sahipleri de olacak. İşte onlar için de karavan park projesinin turizme can suyu katacağını, can suyu olacağını, Covid-19 günlerinde özellikle doğaya, vatandaşların gezmeye, hani daha sakin yerlere giderek kendi imkanlarıyla kalma konularını karavanda çözüyorlar. İşte bunun için de yabancı ve yerli turistleri de çekmek için böyle bir cazibe merkezi oluşturulması yönünde adımların atılması için gündeme bu konular geldi. MÜSİAD karavan park projesiyle günlük ortalama $200 harcayan 6 milyon turisti ülkemize ağırlamayı hedeflemektedir. MÜSİAD yani sadece Sivas için değil, tüm Türkiye'de bu projelerin hayata geçmesi için adımlar attığına da vurgu yaptı Sayın Salim Eminoğlu. Belediye Başkanı ziyaretinde bunları da dile getirdi, bunları da ifade etti. Yani MÜSİAD'ın çalışmalarını da gündeme getirirken Sivas'a da bir karavan park projesinin kazandırılması gerektiğine vurgu yapıldı. Biz de ekranlarınızda taşıdık, aktardık. Memleketimizdeki önemli konulardan biri olarak bunu sizlere duyurmak istedik. Gelişen, gelişmekte olan haberler ve Milli Eğitim Müdürlüğü köprü projesi kapsamında önümüzdeki günlerde sınav yapacak. Hemen bu haberimizi de sizlerle paylaşalım ve böylece de günü noktalayacağız sevgili izleyenlerimiz. Gün ve gündemde her ne var ise elimizden geldiği kadar en sağlıklı bir şekilde sizlere aktarmaya çalıştık. Gelişmeler içerisinde her ne var ise duyun, görün istedik. Onlardan bir tanesi de köprü projesi. Ekranlarınızı hemen getirelim. 8. sınıflar için hazır buluşluk sınavı
10 Ekim Cumartesi günü saat 9'da yapılacak sevgili izleyenlerimiz. İl genelindeki bütün ortaokullarda uygulanacak olan sınava katılacak öğrencilere Milli Eğitim Müdürlüğü de başarılar diledi ve 8. sınıf öğrencileri sınava girecek. 8. sınıflar için hazır buluşluk sınavı olan köprü projesi kapsamındaki bu sınav 10 Ekim Cumartesi günü saat 9'da gerçekleşecek. Bunu da sizlere duyurmuş olduk. Böylece günü, gündemi, hayatı, gelişmeleri elimizden geldiği kadar sosyal medyadan sizlere paylaşmaya çalıştık sevgili izleyenlerimiz. Güne, gündeme, hayata tabii ki bizlerle baktığınız için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Biz yine elimizden geldiği kadar yarın ve sonraki günlerde birlikte olacağız. Gündemin konular arasında konuşacağımız çok özel şeyler oluyor. Hatta fırsat oldukça dışarıdan yayınlar yapmaya da başladık. Veya da işte akşamları sosyal medyadan, ev ortamlarından şehrimizdeki önemli konuları paylaşmak adına çalışmalar da çıkardık. Dün akşam da Sivas'ta sevgili izleyenlerimiz Haytap Sivas İl Temsilcisini konuk olarak ağırladı, Gözge Çubukçu'yu. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ydü. Sivas'ta da bugün yine Sivas Valiliği himayesinde Sivas Belediyesi ile işbirliği içerisinde hayvanlarla ilgili sokak hayvanları ve bunların tabii sahiplenilmesi, bunların bakımları ile ilgili yeni yeni projeler tabii hayata sunulacak. Bununla ilgili de açıklamalar gündeme düşecek, onu da söyleyelim. Ve biz efendim bu programı da burada noktalıyoruz. Yayında yapım demeye geçen şahsım adına herkese çok teşekkür ediyoruz. Tasaş Alemi Yuma, Akınay Kuruyemiş'e ve bilgi konusunda, teknoloji konusunda bizleri destekleyen Teknoşim'e de sevgi ve selamlarımızı efendim gönderiyoruz. Tüm esnaflarımıza da hayır işler dileklerimizi buradan duyurarak güne bakan Hakan'ı böylece noktalıyoruz. Hadi bakalım yarın ve sonraki günlerde yine en sağlıklı bir şekilde sizlerle birlikte olmak adına efendim biz yine sosyal medyadan sizlerle birlikte olacağız. Allah'a ısmarladık.